Nereye gitti? Bak, çalışarak getirdim. 512 şualar. Oradan başlayacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak ömrümüzü bereketli kılsın inşallah. Tevfikine refik eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Maddi ve manevi, semavi ve arzi, insi ve cinni, taun, tufan, yangın ve zelzelelerden hıfzı emin eylesin. Manevi Anadolu'nun sükununa, kurtuluşuna vesile olan ve Cebeli Nuh Aleyhisselam'ın sefinesine benzeyen hizmet imaniyeden bizi ayırmasın. Anadolu'yu afat-ı semaviyelerden, arziyelerden hepsi muhafaza eden diyor. Nuh Aleyhisselam'ın sefinesi, gemisine benzetiyor hizmet imaniyi. Sureti gemi. Ama gemi aramayın şimdi. O gemi sahili selamete götüren her şey kanuniyete giriyor. Biz de manası ne demektir? Hizmet-i maniyedir. Şimdi şualar 512'den okuyorum. Merak eden varsa diyor ki şualardan dolaşacağım. Sıkıntısı olan, küs olan, dargın olan ama ben haklıyım diyen kardeşler bunu dinlesin. Benim sesimde sorun var mı arkadaşlar? Bir de... Yok abi, güzel. Tamam, şeyi de sileyim o zaman. Kameranızı da sileyim. Bakayım oldu mu? Tamam. Bir de ben arabanın camlarını sileyim. Bu... alet ya bunlar. İnşallah orada böyle bir şey de olmaz. Ahirette artık orada şeylerden kurtuluruz. Sahili selamete gittik mi inşallah kurtuluruz. Allah nasip ederse. Aziz Sıdık kardeşlerim, Refet Bey. Hazır mıyız abi? Çünkü çok önemli. Şimdi Refet abiye aitse biz bunu dinlemeyeceğiz. Demek ki Kur'an'da 28 tane peygamber hayatı anlatılıyor veya simgesi anlatılıyor. O hayatımızın içerisindeki malzemedir. Bu abiler de öyle. La teşbih ve la temsil. Refet Bey, Hüsrev, Hulusi vesaire. Bunlar o isim ve unvan altında biziz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hürmetine ve alakayı Kur'aniyenin hakkına ve nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine çabuk bu dehşetli zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Bir daha nasıl giriyor? Kur'an-ı Azimüşşan'ın hürmetine. Senin aleminde Kur'an nedir? Onun hürmetine. Alakayı Kur'aniyenin hakkına. Alakayı Kur'aniye'ye ne kadar alaka var? Onun hatırına. Nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine. Çabuk bu dehşetli zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan
gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Vazgeçiniz ve geçiriniz. Demek ki birbirine hizmet eden elemanlar küserse, yoksa baruta ateş atmak gibiymiş. Yoksa bir dirhem şahsı hak yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye'ye yüz batman zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek kavidir. Sizi kasemle temin ederim ki biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün kırsa, fakat hizmeti Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeden vazgeçmese, ben onu helal ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım. Ya gücenmek nereden geliyormuş onu söylüyor. Yapıyorum. Madem cüzi bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz. Çabuk barışınız. Şimdi nereden kızıyoruz birbirimize? Küsüyoruz. Sebebini söylüyor. Manasız, çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Nazlanmak. Yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tevfik gibi muarızlara sureten iltihak edip hizmet-i imanimize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Ne yapmışlar biliyor musunuz? İki ehli hakikat birbirine düşünce bir grup, bir tanesi karşısındaki Müslümanı ezmek için Sufyanete dahil oldu. Ona sığındı. Bak, yoksa bir kısmımız Şemsi, Şefik, Tevfik gibi muarızlara sureten iltihak edip hizmet-i imanimize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Madem inayet-i ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş, inşallah yine imdadımıza yetişir. Demek ki aramızdaki küsmenin sebebi nazlanmak. Böyle padişahdan daha kral padişah olmak var ya, sadakatimizi ispat etmek adına birbirimize hücum ediyoruz. Din adına. Din adına kavga olur mu ya? Din barışın sebebidir. İslam barıştır deniliyor. Adam kavgaya sebeptir. Yani hele bir de mudakik, muhakkik olanlar var. Yani İslam içinde. O da asr-ı müceddidi. Her bir cemaatin reisi müceddit midir? Müceddit. Kendi aleminde müceddit. Ama nasıl müceddit ki? Veya bizim nasıl müceddidimiz böyle ki? Din adına birisi sesi kapatsın arkadaşlar. Birisi sesi... Hatıra, bugün duyduğum bir hatıra var da bu konuyla alakalı onu söyleyebilir miyim bir dakika? Söyle. Bu Mustafa Ezener abinin oğlu Said Ezener abi var Üstad evinin karşısında. Bilmiyorum. Beraber oturuyorduk, o anlattı da. Üstad babasına, Mustafa Ezener abiye para veriyor. Tayinat parası. Bunu götür Hüseyin'e ver diyor. O da götürüyor Hüseyin abi, Hüseyin abi kabul etmiyor. Geri getiriyor, üstadım diyor, üstadım diyor kabul etmedi diyor. Bir işi beceremedin be diyor, üstad ona kızıyor. Ondan sonra tekrar götürüyor. Şimdi Hüseyin abiye verse belki o da kızacak diye camın önüne bırakıp geliyor, verdim üstadım diye. Ya. Şimdi mesela onunla da alakalı bir yer var mesela. Hüsrev abi ile alakalı 517. Hüsrev'in 1000 kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Bak, hizmet etmiş. Hüsrev'in 1000 kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım.
Niye? Çünkü şimdi onun aleyhinde bulunmak doğrudan doğruya Risale-i Nur'un aleyhinde ve benim aleyhimde ve bizi perişan edenlerin lehinde bir azim hiyanettir ki benim sobamın parçalanması gibi acip, sebepsiz bir hadise başıma geldi. Ve bana yapılan bu son işkence dahi bu manasız ve çok zararlı tesanütsüzlüğünüzden geldiğine kanaatim var. Dehşetli bir parmak buraya hususan altıncıya karışıyor. Beni bu bayramımda ağlatmayınız, çabuk kalben tam barışınız. Şimdi bu şeyin Alem abinin de anlattığı doğru. Hüsrev abi 1956'dan 60'a kadar bir ustada bir şey anlatmak için söylüyorum. Bir mektubu yok. Yani içerisini bilmeyiz biz. Buraya tabiiz. Hatıralara değil. Hatıralar külliyata çatışırsa biz Risale-i Nur'u esas alırız. Bir sürü hatıralar uçuyor. Hatıralar bizim ölçümüz değil. Sakın hiç ölçümüz değil. Bizim ölçümüz ortada. Her şey ortada. Kimin ne dediği, kime ne dediği, o miyeng yok, ölçü yok, delilimiz yok demiş. Ama anlatıyor abi. Vallahi külliyatta paralel gidiyorsa kabul edeceksiniz. Külliyata zıt gidiyorsa ona yanlış değil. Ona has ve hususidir. Ona demiştir. Onunla alakalıdır, koyacaksın oraya. Yoksa bunun önü alınmaz ve yanlış olur. Mesela bir daha hatıralar uçuşuyor havada. Yani mihengi noktada bulmamış, ölçü de yok. Geneli söylüyorum. Mesela aile, akrabalar şeyinde. O demiş. Ya kim demiş? Git onda sorgulattır. Niye hemen inanıyorsun? Senin eşin böyle demişmiş. Dayın kayınpederin böyle demiş. Falan şöyle demiş. Gayb da değil ki ya. Bir telefon et ya. Ya böyle böyle bir şey duydum. Söyledin mi yani? Niye zan? Ya belki bir fitne şey getirmiş vesaire. Peki doğru söylemiş. Doğru söylese dahi çözüm. Bakın 1956'dan beri ustada bir mektup yok. Mektuplaşmaları yok. Oysa bir ay duramayan zat mektubu yok. Biraz sıkıntı var. Tabii inkar edemezsin. Bu var ya. Hüsrev abi Latince yazılmasına ustada muhalefet etmiş. Razı değil. Ustad fetva vermiş imanı kurtulması adına. Hüsrev abi kabul etmemiş. Çok sert durunca şu anda onun grubu da Latince'ye çok ağır şey kullanıyor. Yani Latince'yi kullananlara ağır tabir kullanılıyor. Oradan kaynaklanıyor. Ama nasıl yapacaksın? Bunu ölçü alacaksın. Neye benzer? Tesis-i İslamiyet'te, İslamiyet'in kuruluşunda sahabeler temel taş oldukları gibi tesis-i İslamiyet'te onların beşeriyetine bakmayacaksınız. Bakmayacağız. Ki Allah Resulü yıldızlar gibidir diyor. Onları ölçü alacaksınız. Sahabelerin aleyhine bulunmasını Allah Resulü istemediği gibi sonra yapsın onu, söyleyin, mutfağı kapatsın. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabe efendilerimizin aleyhinde veya işte ileri geri konuşmayı yasakladığı gibi ustad da talebelerinin aleyhinde konuşmayı yasaklamış. Böylelikle bununla yasaklamış. Ne yapacağız? Ölçü şudur der mektubatta. 26. mektupta. Bir beşeriyet var. Bu kanunu ille bu hizmette kullanmayın ya. Eşine kullan. Kavga ettiğimiz kişilere kullanın. Bir, herkesin. İnsanın bir beşeriyeti var. Gir içeriye. Bir ubudiyeti var. Gir içeriye. Bir de hizmetkarlığı var. Yani beşeriz ya. Kadındır, erkektir, çocuktur. Bedensel zaafı var. Yeriz, içeriz. İnsanız ya. Beşeriz. Der yani her ağzımızdan çıkanı, her yaptıklarımızı düşünerek mi yapıyoruz? Yapmıyoruz. Çıkıyor. Herkes de çıktığı gibi bizde de çıkıyor. Yani genel midir bu? Daimi midir bu adamın? Devamlı bunu mu söylüyor? Bunu mu yapıyor? Yok. O zaman şahıstır ya. Olmuştur. O
has ve hususi olan eksiklikler beşeriyettir. O nazar itibara alınmaz. Bana böyle baktın, hoş geldin demedin, bilmem ne yapmadın. Ya bırakın bu şeyleri ya. Bu kadar. Yok hanım sen şey yapmadın, şöyle gittin, yok eve gidecektin, yemek olmadı. Ne bileyim bizim, ya bırak bu beşeriyeti bırakmak lazım ya artık. Bu kadar Risale-i Nur okuyoruz. Bu kadar yani, beşeriyetten sıyrılmak gerekiyor. Kadın ve erkeğe, hepsine söylüyorum, ilk önce kendime. Beşeriyetten sıyrılacağız. Sonra, insanın Allah'a karşı bir duruşu var. Yani içsel yapısı, Allah'a karşı teslim ve tevekkül var. Bu da ubudiyetidir. Bir de vazifedarlığı var yani. İslami duruşu var. Fabrikada, iş yerinde, ne bileyim, ders yapıyorsa veya cemiyette bulunuyorsanız. Ya sizi nasıl biliyorlar? Ubudiyetinizde değil. İslami şahsiyetinizde biliniyor. Bu da anlat veya anlatma. O bulunmanız hizmetkarlığınızdır. Allah'a ve İslam'a, Kur'an'a hizmetkarlığınızdır. Bulunuş, o şekilde dürüst bulunmak. Bir de senin özel hayatın var. Demek ki insanın 3 tane şahsiyeti var. Bunu karıştırırsan karışık oluruz. Ve hak namına zanni ile haksızlık yaparız. Nedir o? Beşeriyetimiz var. 26. mektubun 4. 26. mektubun 4. mepasta 4 tane mepas var ya, 2. mepasta anlatır. 1. Beşeriyeti var kişinin. Karıştırma. Ubudiyeti var kişinin. Karıştırma. Vazifedarlığı var. Beşeriyet cihetiyle ölür. Dünyadan göç edeceğiz. Ama ubudiyet cihetiyle ibadeti biter, ubudiyeti bitmez. Namaz orucu biter, fakat mahluk oluşu, kul oluşu bitmez. Ahirette de devam eder. Bir de yani içsel yapısı Allah'a karşı. Bir de vazifedarlığı var. Hizmet-i maneviye, Kur'an'ın şahsı manevisinin içinde bir şahsiyeti var yani. Bu tür şeylerde mesela Hüsrev abi bak ne güzel ölçü. Güzel malzeme de getirdi. Doğru. Usta da olmuş yani. Gerek yok tafsil. 1956'dan Ustad 60'ta vefat etti. 4 sene mektuplaşması yok. Demek ki bir sıkıntı var. Böyle bir talebesi ile mektuplaşma olmaz mı? Olur. Olmuş. Bunu niye silmedi? Bize örnek değil mi? Ben onun için anlatıyorum. Ustad bak beceremedin dedi. O bilmiyor mu o Alim abinin anlattığı? Götürdü, almadı yani vesaire. Sebebi de, söylüyorum sebebi, Osmanlıca'ya razı değil. Razı olmamış. Tamam. He? Nasıl? Latince. Şey, Osmanlıca mı dedi? Özür dilerim. Latince'ye razı olmamış. Düzelttin yanlışımı. Latince'ye razı olmamış. Tamam, böyle olmuş. Fakat onun hizmetini ortadan kaldırdı mı? Bak, Hüsrev'in 1000 kusuru olsa var. Niye buna ihtiyaç duydu bunu söylüyor. Ona şey, olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım. Çünkü bir sürü hizmeti var. Sahabe şöyle yapmış da böyle yapmış. Hiç utanmıyor musun Allah'tan ya? Bu kadar o zor durumlarda taş olmuş, toprak olmuş, köprü olmuş. Ne bileyim İslam'ın kuruluşuna, İslam sarayına malzeme olmuş. Yani 1000 kusur olsa, yani tesisi İslamiyet'ten şey almış, hisse almışlar. Hisseleri çok büyük. Yani İslami sarayda yani mesela bu hele bu asırda şimdi insanlar pamuk ipliğiyle dine bağlı. Pamuk ipliğiyle hizmete bağlı, pamuk ipliğiyle ahirete bağlı. Böyle şimdi şahısların kusurlarıyla vesairesiyle meşgul olmamak gerekiyor. Yani ben bunu hizmet içinde söylemiyorum. Lütfen ailenizle kullanın. Yani böyle bu cemiyette aile hayatını devam ettirmek kolay mı ya? Pamuk ipliğiyle bağlı aile yapımız. Yani onu niye öne çıkartıyorsun? Bırak esasattan ayrılma ya. Küfre girmedi ya. Olsun. Ya bunu ben bunu söylerken size tesir etmesi lazım bu sözüm. Bu şeyin çilesini çekmiş insanım. Bana küfreden alay diyor. Küfreden. Aleyhimde Eydüz programı ile malum FETÖ hakkında şöyle dedi diye program yapılıyor. Video yapılıyor. Ses. Video görüntülü değil de ses kaydı yapılıyor. Eydüz programı ile yapılıyor. Önü arkaya alınıyor. Seslerimle yani nasıl ki YouTube'da böyle siyasi liderler birbirine ediyor videolar var ya. Böyle demiş olabilir mi? Mümkün mü? Değil.
Ama Edius programı ne yapılıyor? Ben bu neyliyim? Yapıyorum yani ben de. Kendi dersimin önünü arkasını şeyini alıyorum. İstediğim gibi konuşturuyorum. Kendimi yani. E şimdi bana küfrediyorlar. Edius programda istedikleri gibi konuşturuyorlar. Önün arkasını kesiyorlar, şöyle yapıyorlar. Tıkıyorlar. İşkence de gördüm. Küfür de görüyorum. Hizmet adına diyor ki, yalvarırım diyor, yurt dışındayız diyor, biz yalnızız diyor. En azından diyor bu mecul dima grubunda nefes alıyoruz diyor, bizi alır mısın diyor. Yani burada gurbetteyiz diyor, bir alıyorsun, 10 dakika geçmeden küfürle karşılık veriyor. E ne yapacaksın? Hem küfürle karşılık veriyor, şöyle yapıyor. Yani bu, niçin söylüyorum bunu? Bunun çilesini çekmiş insan olarak da ben bunu ders yaparken tesir etmesi lazım. Kardeşim bunu beşeriyetine ver. Bu beşeriyetine ver. Ubudiyetine verme. Allah'a karşı duruşuna da verme. Ve hizmetkarlığına da verme. Bunu yaptığım için söylüyorum. Size de tesir etsin. Tamam. Ha benim şahsımda hizmete hücum ediliyorsa hizmetin sahibi olan Aziz-i Cebbar'a havale ediyoruz. Ama şahsıma yapılan şeyler hep helal etmiş. O küfür ediyorlar. Ne yapalım? Bu yol, deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Madem insanız, dünyada yaşamak kolay değil. Anlıyor musun? Onun için dengeyi tutturmak, ölçüleri bilmek de mümkün. Ölçüleri de bırakmayacağız. Mesela böyleyken ustad kaldırmamış. Beşeriyetinden dolayı yapmış olduğu 600 bin nusa risaleyi yazmayı kenara koymuyor. Onun geçmişteki hizmeti hatırına affediniz. Bak ne diyor zaten. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hürmetine, alakayı Kur'aniyenizin hakkına, nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine, çabuk bu dehşeti zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binen pek elim ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten, küsmek de demekmiş? Baruta ateş atmak hükmünde, gücenme koymuş. Baruta ateş atmak neyse, nazlanmak buymuş yani, öyle diyor zaten. Nazlanmak diyor bak, manasız çok zararlı nazlanmaktan. Şu ölçüye bak ya. Nasıl öpmeyeyim ya? Din adına kara kalplerin uzantısı olan elini öpecektik din adına. Din adına bize kavga ettiriyorlardı din adına. Abi, ehli bidaya, kafası bozuk. Ailede bilmem ne olmuş, kafası bir yere takılmış, kürsüye çıkıyor. Din adına konuşuyor, birilerine düşman ediyor bizi. Başka bir zaman aynı adam, havası çok iyi. Bir bakıyorsun herkesi cennete koyuyor. Bir bakıyorsun biz de öyle yapıyoruz. Bir bakıyoruz onu dinlerken Allah düşmanlarına, İslamiyet düşmanlarına dost ediyor. Acayip bir şey. Böyle insanlara, böyle insanların anlattıkları dine dinimiz olacaktı. Anlattıkları, anladığı din, dinim olacaktı. Anladığı din. Ya Risale'lere bak ya. Kur'an hakikatleri değil mi? Bir bizzat muhatap ol ya. Anladığı din, din midir ya? Nereden biliyorum ya? Din adına kavga ettiriyor, din adına düşman ediyor, din adına küfür ettiriyor. Kafirdir diyor bunlar. Bunlar bizden değildir diyor. Hiç tanımadığın adama düşman olmuşsun. Niye bu cemaate düşman oldun falan cemaate? Ya bizim abi öyle dedi, hocamız, şeyhimiz öyle dedi, ustadımız öyle dedi mi sen? Ben tanımıyorum ki, hiç tanımadığım adama niye düşmanım? Ha peki abi bir şey demeyecek miyiz yani böyle metsup var mı hareket edeceğiz? Kardeşim şahıslar yok ne yapacağız? Sıfatlar yok. Mesela faiz haramdır kardeşim. İslam'da haramdır. Falancalar helal diyor deme. Faiz haramdır de. Faiz haramdır. Allah Resulüne ve Kur'an'a, Allah'a ve Resulüne savaş açmak gibidir. Değil mi? Faiz. Ha, faiz haramdır. De faizi kim helal diyorsa onun ismini şey yapma. Hiç mi? Lazımsa yap der. Yani lüzum, elzem meselesi. Çok lüzumsa serişte et. Hiç mi edilmez? Eğer fasık-ı mütecahir ise, ehli bidâ ise yapılır.
yapılması dindir. Çünkü dinde olmayanı dine ekler, vasfeyler, olanı çıkarır. Ehli bidat ne demek? Dinde olmayanı dine sokan, olanı da çıkaran, bu ehli bidadır. Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam, bu cehennemin köpekleridir diyor. Bir de günah alelen işleyen var ya böyle, yapıp da ilan ediyor. Onların gıybeti de caiz zaten. Çoluk çocuğunuza demeniz lazım ki ondan kurtulsun. Ha bunlar, bunların dışında. Demek ki beşeriyet olduğu zaman ustadın Latince'ye muhalefet etmiş. Ustad boşuna emirdan da demedi. Şimdi bir kutup gelse, sizi 10 günde Kutbul Azam gelse, kutup seviyesini çıkartacağım dese, siz Risale-i Nur bırakıp onun terbiyesine girseniz, İsparta kahramanları gibi olamazsınız. Tamam. Şimdi onun içerisini biliyorum. Latince'ye niye şey yapmadı? Gördü bir rüyada, daha önce bağlı olduğu bir şeye, Geylani'ye, gördüğü rüyada şey yapmamış. Olsa açsın imamı, ustad. Yani fakat bu kadar anlatayım. Beşeriyete, aile hayatımızda, birbirlerimize karşı ustadvari olmak lazım. Böyle olmak lazım. Beşeriyeti kale almayacak. Beşer kusur ediyor. Diyoruz da biz de affedersin. Yani bazen gazımız, tükürüğümüz, öksürüğümüz vesairemiz kontrolsüz çıkmıyor mu? Bazen de konuşmamız çıkıyor, davranışımız çıkıyor. Karşındakini öyle kabul et ve öyledir yani. Her daim öyle mi söylüyorum ben? Her daim öyle mi yapıyorum? Yok. O zaman o şarjdır yani. Onu esas alıp hayatını yok saymak cerbezedir ya, zulümdür. Eşe de yapın ya, arkadaşını. Şimdi kendimize dönelim. Sen hep böyle misin? Ben bir kötüyüm. Değilsin kardeşim. Nasıl değilim abi dedi. Bugün yazdığım gibi birisine. Bak ben kötüyüm demek. Ne kadar güzel bir tarafın var ki kötülüğünü anlamış. Ben mutlak kötü olsan sen zannettiğin gibi kötü olduğunu bilmeyecektin. Deli deli olduğunu bilmediği için delidir. Deli deliliğini bilirse sinir hastasıdır. Bu doktorların kullandığı yöntemdir. Ben hastayım, ben deliyim derse o deli sinir hastasıymış. Ama deli deliliğini bilmiyorsa zir delidir yani o. O delidir ya. Yani. Anladın mı? Onun için şimdi hizmette ben kamilim demek ne kadar gayri kamil olduğu anlaşılıyor değil mi? Bak deli deliyim derse sinir hastası muamelesi görüyor. Deli değilmiş. Bak neyle bir tarafı var ki biliyor. Ben iyi değilim. Ha, ne kadar güzel bir tarafın var ki iyi olduğun tarafınla iyi olmadığın tarafını belirledin. Bak iyi değilim. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Yani birbirimize ustadımızın nazarıyla bakmak, bir de lemalarda muvazini amal ile bakmak, 13. lemada mı geçiyordu? Allah haşir meydanında iyiliği var koy cennete, kötülüğü var koy cehenneme yapmıyor. Ne yapıyor? Tartıyor hangisi galipse ona göre. İyilik tarafı galipse iyi adam. Kötülüğü galipse kötü adam. Böyle yapmak lazım. Çalıştım yani ben buradakileri naklediyorum. Ben bunun sahibi değilim. Ben de en başta ben bu derse muhatabım. Belki dokunuyor. Dokunmasın da. Tamam. Şimdi diyor ki burayı okudum. 500'ü oku diyor. Çalıştım. Bakayım 500'da ne var? Aziz Sıdık, muhlis kardeşlerim. İtaba bak, mektup yazmayı da öğretiyor. Aziz, sıdık ol, muhlis ol, kardeşim, kardeşlerim. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle lema-i ihlasın dusturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Birbirimize karşı kullanmamız lazım. Neyi? İhlas Risalesindeki dusturları. Kati haber aldım ki 3 aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep. Bak birbirine nasıl düşürüyorlar.
böyle hakikat mertebesinde sen öyle anladın, ben böyle anladım, şöyle olur, böyle olur diye değil ha. Sen izahlı yaptın, sen izahsız yaptın, böyle ondan diye yapmıyorlar. Birbirimize şöyle yapıyorlar düşürmek için. Meşrep ve fikir ihtilafiyle. Sanki meşrep ve fikir farklılığı esasmış. Oysa bunlar zenginliktir. Kamil insan ne demektir? Bir mertebeden bakmayan, her mertebeden bakabilen, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Bak, bir mertebeden bakmayan, farklı mertebelerden bakmasına vesile olan farklı insanların fikirleri kendisine zenginlik kattığına inanan insandır kamil insan. Yoksa benden farklı mı düşünüyorsun? Git lan sen, tamam bir sen. Yanlış ya. Değil ya. Öyle mi diyor? Ha, dur bakalım. Bunu uyguluyoruz. Uygulamaya çalışıyorum. Bir dakika müzakere ederse. Ne diyor ya? Bakıyorum. Ne diyor? Bakıyorum yani el avuca tutulacak bir şey varsa külot, ha. Yoksa tamam kardeş. Eğer böyle kin ve nefreti ima eden kokusu varsa şak diye devre dışı yap. Meşgul olma. Diyor ki bak, meşrep ve fikir ihtilafiyle bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Yani neler tayin edilmiş biliyor musun? Bu Polatlı'daki insanlar bozmak için neler tayin edilmiş? Bak, Polatlı'dan Ankara'ya, otobüslere, belediyeye, hızlı trenlere seçilmiş kişileri koyuyorlar. Onların vazifesi Ankara'dan Polatlı'ya devamlı o gün gidip gelmek. Çıplak, çırp çıplak vesaire. Ta ki böyle giyim parayla yapıyor. Toplum alışsın, göze alışsın anlatıyorlar falan. Diğerleri de cesaret olsun. Oysa öyle giyindiğinde değil, parayla yapıyor. Bunların vazifesi Polatlı'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a, Taksim'den Mecidiyeköy'e, Mecidiyeköy'den Kadıköy'e. Böyle bunlar otobüs, halk otobüslerine bindirilir. Şimdi... üç kişi orada tayin edilmiş de şimdi de aynı. Aramızda da yapılır böyle. Ben gelmiyorum biliyor musun? Gelmesen gelme de bilmeye gerek yok. Niye telefon ediyorsun ona? Ben orada var ya falan. Abdülkadir böyle baktı, şöyle çaktarsam öyle dedi. Ya bırakın ya. Bırakın gelmesin. İşte ne olacak? Bir tanesi diyor ki, abi diyor, falanca reis diyor, tek kaldı diyor. İki tane mi olacaktı? İki tane Bediüzzaman olsa Bediüzzaman mı olacaktı? Bediüzzaman olmazdı ki iki tane Bediüzzaman. İki tane Hazreti Muhammed olsaydı aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed bu böyle olur muydu? Tabii ki tek kalacak. Tek olduğu için kıymetlidir, çekirdektir, asıldır. Allah ona bakıyor. Allah'ımız tektir. Peygamberimiz tektir. Ustadımız tektir. Siyasi şeyler de tektir ya. Yalnız kaldı. Tabii ki yalnız olacak. Yalnız olacaksın. Kaliteli olacaksın. Şu çokluk o kadar bir şey değil. Çokluk bazen de gücümüzü azaltıyor. Neyle? Kalitesi olunca. Bak, meşrep ve fikir ihtilafiyle birbirine soğukluk vermek istiyorlar aramıza. Bak böyle yapıyor, böyle düşünüyor. Hele hele bir de damarımızdan girmişse, abi kardeşim, senin hakkında falan böyle diyor. Vay be, Allah Allah. Gizini gözüne dirsin ya. Şuna bak ya. Biz ne yaptık, ona bak ne diyor. Oysa yalan. Ona gidiyor, ona da öyle diyor. Hasan abi öyle dedi ya, biliyor musun? Yok, şuna bak ya. Allah Allah. Ama bir telefon edip de zahmetinde bulunmadık yani. Kardeşim öyle böyle fitne söylüyorlar yani. Senin de haberin olsun ha. Sorma öyle, sen böyle bir şey dedin mi diye de. Bak böyle böyle bir şeyler geliyor bak bu. Bu zata da dikkat et. Bana böyle dedi. Dikkat et böyle deyince, bak ne olacak, ortalık hiçbir şey yokmuş ya. Yani. Hiçbir şey yok. Ama ona gidiyor, biliyor musun diyor. Piş piş. Hasan var ya şöyle dedi Hasan abi. Ona gidiyor, abi diyor, seni hiç kale almıyor ya, durduk ya, bırak ya falan. O işe hiç alakası yok. Baydar, meşrep ve fikir cihetiyle ihtilaf, soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Hem Metin Nurcuları usandırmakla sarsmak, ondan sonra Metin Nurcular da ya buraya bak ya, cemaate bak ya. Bir de huzur bulacaktık ya, bunlara bak, onun halinde, onun halinde. Çok şükür öyle bir şey yok da ben burayı dolduruyorum yani. Genelde var ya, Allah'ım dostum.
Bu kendine de uygula ya. Bir duygun bir duygunun karşısında olacak tabii ya. Bak arkadaşlar, ben kötüyüm. Kötü değilsin. Kötü tarafın var. Bende de var. Allah Resulü hariç herkesin nefsi var. Bak şimdi. Şefkat, muhabbet, nefret, adavet, öfke, vefa, anlayış, feraset, kin, her şey. Ne hatırınıza geliyorsa, insanda ne duygu varsa biliyor musunuz? Onların müstakil kendisine has şahsiyetleri var. Mesela merhamet denilen bir latife var. Muhabbet denilen bir latife var. Vefa denilen bir latife var. Böyle bir kişiliği var. Ruhu var onun. Ayrı. Aklı var. Cesedi var. Yani vücudu var. Şuur var. Tek başına bu. Bizdeki bir hücre. Bizdeki her hücrede DNA yok mu? Ayrı bir müstakil şahsiyeti yok mu? Şimdi Allah o vefayı, şahsiyeti koy tencereye. O muhabbeti koy tencereye. Hepsi ruhludur, şuurludur, hayatlıdır, bu vücudu var. Ondan sonra öfke, adavet, anlayış, böyle sıkıntı, celali, cemali şeyler. Gazap, hidep, nefret ediyorum falan. Hepsinin müstakil şahsiyeti var. Koy tencereye kardeşim. Karıştır onu. Onun adı Süleyman. Süleyman abimiz. İşte bu ey hücre-i kübra olan hücre-i sura. Yani tek bir şahsiyet gibi gözükürken 18 bin tane farklı alemin şahsiyetini taşıyan ey 18 bin alemin hulasası insan. Öyle diyor 20. mektupta. Ey hücre-i sura ama ey hücre-i kübra olan hücre-i sura. Tek tek şahsiyetlerin toplamıyla bir şahsiyet gibi gözüken bir şahsiyet Ömer. Yani bizde başka şeyler de var burada. Bu adam var. De onu, deme onu. Vur onu, verme. Bu tam bir fırsat işte, çal çırp. Tam bir fırsat böyle onu istismar et. Yok olur mu ya, tam bir fırsat. Hayır yap ki Allah seni belki de merhamet edince merhamete layık olacaksın. İki tane şahsiyetler var. Hepsi müstakil şahsiyetler dolu bizde. Dırrrr. Hepsi şahsiyet. Ustad havada kullanıyor bunu. Her bir hava hücresi hu. Hu'ların toplamı huve. Ey hüvelerin toplamı olan hu. Her bir hava zerresi bütünün bütün özelliğine sahip. 200 trilyona yakın hücrem var. Her bir hücrede benim. Ama birisi tırnak hücresi, birisi göz hücresi. Olsun. İçerisinde DNA yazılım itibariyle var. Tırnak şahsiyetli, göz şahsiyetli, karaciğer şahsiyetli, böbrek şahsiyetli. Ama hepsinde aslı temelde DNA da aynı. Ama burada bu şahsiyeti çıktı. Tırnak olmuş. Öteki şahsiyetleri yok olmamış. İşte bu hücreler toplanıp büyük hücre oldumsa ben, hücrelerin toplamı büyük hücreyim. Ha? İşte insanın şahsiyeti manevisi, manevi yapısı, ruh yapısı, şefkat, muhabbet, lezzet, surur, sevk, adavet, nefret, kin, öfke, vefa, anlayış, basiret, dirayet, hepsi müstakil şahsiyettir. Bizde duruyor. İşte bunu yönetmek kolay mı ya? Şöyle yönetmek kolay mı? Hepsini toplamayız ya. Öyle bir şey zannetmeyin ya. Böyle ben oturdum buraya. Bu duygudur, bu istir, bu fikirdir. Tamam lan, çek bu tarafı. Öyle değil ya. Hepsi müstakil şahsiyettir. Onun için cennete gittiğimiz zaman inşallah. Cehenneme gittikleri zaman hani böyle cehennem ateşi hani koy hepsi yansın koy. Öyle değil. Cehennem akıllıdır, ruhludur, şuurludur ve biliyor cehennem. Müekkel, maliktir. Hangi hissine ne kadar azap verilmesi, hangi cinsten azap verilmesi gerekiyor biliyor. Diğerini vermeyecek. Hangi latifesi, o latife bir şahsiyettir. Ne kadar azap ve layık olduğu kadar verilmesi gerekiyorsa o kadar verecek. Çok acayip. Kardeşim, ey hücreli, kesretli hücren, nihayetsiz hücrelerin toplamı ile tek hücre olan insan. 20. mektupta bunu söylüyor. Ya Allah Allah. Biz kainatı sorayız be kardeşim. Onun için kendine de merhametli ol. İyi değilim. Tamam, ben de biliyorum. Ben de iyi değilim. Ama bir iyilik tarafım var ki iyi değilimi anlamış. Onu anlamış.
İyi değilim. Hangi iyi, nasıl anladım bunu? İyi olan tarafımla anladım. Küllü men kötü olsaydım, benden daha iyi var mı diyecektim. Değil mi? Çok şükür ya. Bakın neler öğretiyor bize Risale-i Nur ya. Gel de sevme. Zannediyorlar ki öptüğümü böyle tiyatro yapıyorlar. El öpecektim. Kara kaplı böyle, kaplerin uzantısı olan elini din nabına ödü, anladığı dini din zannedecektim. Onu, o uzantının elini din adını öpecektim. Hakikati öp. Ustad söylüyor. Bir mendil düşün diyor. Bir padişahtan gelmişse, içinde ceviz dayı olsa, değil o cevizin içini, kabuğunu, hatta padişah gönderdi diyor. Padişah bunu tuttu. Padişah bu mendili bana bir şey yaptı, paketledi diyor. O mendil bile öpülüyor diyor. Ha? Ya çok şükür ya. İyi ki Risale-i'nimiz var ya. Bu zamanda böyle dersler. Bak sen şu anlar ya. Şu anlardan okuyorum. Psikolojim bozuk. 13-14. Şu an okuyacaksın kardeşim ama düz okumayacaksın. Alacaksın kalem kağıdını. Ya abi okudum o düzelmiyor. Yöntemi bilmiyorsun. Risale-i Nur'dan 3 yöntemi birden yapacaksın. Okumak, dinlemek, yazmak. Tek tek değil. Sen okudun düzelmedin. Derslere gittin düzelmedin. Hah yazacaksın. Al şimdi şu anlar. Dur bir defter al. Ha, buradan ne çıkartayım? Meşrep ve fikir ihtilafı ile Hasan Çetinkaya mıydı? Gökkaya'ya ben Hasan kardeşime Ömer'e kızdım. Yanlış yaptım ya. Demek ki meşrep ve meşrep maşrapa demek. Bununla Sakarya'dan su alırsın. Adam da hortumla alıyor ha böyle hortum. Tamam hem de 10 kilometre su basıyor. Onu kazan. Kimisi de kazanla alıyor. Bu meşrep demek, maşrapa demek. O nehir ne demek? İlim demek. Risale-i Nur'dan maşrapam kadar alacağım. Affedersin tuvalet maşrabı var. Bir de banyoda maşrapa var. Gördüm böyle. Banyodaki kazan. Oradaki ufak. Maşrapın kadar alacaktım. Meşrep o demek yani. Yani umumi bir nehirden, nimetten kabın kadar alacaksın. Ben onu kadar alamıyorum. Ne yapayım? Ben de alamıyorum. Şimdi Resulullah niye olamadım diye üzülecek miyim? İyi ki Müslümanım ya. Onu kim karar verecek? Ben niye peygamber olmadım? Niye şu? Onu Allah karar verecek. Bırak sahibi düşünsün. Nasıl söyleyeceğim? Bırak sahibi düşünsün ya. Kabirde ne yapacağım? Bırak sahibi düşünsün. Senin vazifen şimdi ikindi namazını kılmak. Kıldık değil mi biz? Sana çok şükür. Senin vazifen o ya. Allah'ın vazifesine neye karışıyorsun ya? Sana ne nasıl söyleyeceğini? Özür dilerim abi. Bir şey sorabilir miyim? Sor Muhammed. Bu şahsi anlayışların din gibi anlaşılmasının temel sebebi nedir acaba abi? Es-sualini sulin. Muhammed sence nedir? Sual sormak ilmi yarısıdır. Niçin böyle? Hayır. Yani böyle niye böyle anlaşıldı? Niye din oldu? Niye ben Risale-i Nur'da anladığım ben Risale-i Nur budur diyorum ya? Nasıl ben bu cehalete düştüm ya? Ben bundan bir şey anlıyorum. Tamam. Çok şükür. Diyorum ki benim sağım biraz garp. Enfusi. Tamam. Biraz böyle bugün de düşünüyordum. Cenab-ı Hak geldik bu dünyaya. Dünyayı değiştiremezsiniz. Bugün anlattım arkadaşlara. Bugün Sakarya'ya gittim. Bu Polatlı'yı değiştiremezsiniz dedim. Ne değişecek? 20 sene önce de geldim ben 91'de. Hep 3 ayda bir, 4 ayda bir geldim. Aynı. Kardeşim Polatlı değişmeyecektir. Böyle bir zaten gaye yok. Biz değişeceğiz. Değişme niyetim varsa. Değişen biziz. Aynı mağaraydı değil mi Süleyman abi? Aynı mağaraydı gittik, oturduk, ders yaptık, Kur'an'ımızı okuduk, sohbet yaptık, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik çok şükür. Peki aynı değişti mi? Yılan da aynıydı. Yılanlar, aynı yılanları da gördüm. Ne değişti? Ben değişeceğim, ben. şimdi ben ne diyeceğim? Ya bu Risale-i Nur, Kur'an'ın son icazı manevisidir kardeşim. Bütün değil Müslüman, kafirlerin hakikati de var burada. Onlara da ders var. Ben nasıl yata ederim ya her tarafını? Ya bir abi var bir vakıf ömrünü Peygamber Aleyhisselam'ın kaç tane sahabesi vardı? Ustadın da sahabesi şu kadar diyor. Resulullah Aleyhisselam nereye ne kadar kaldı ne anlattı? Ustad da falan yere o kadar. Ya bunun peşine düşmüş. Ömrünü buna vermiş. Ben anlar mıyım? Anlamam.
Ötekisi müdafaa. Müdafaa emrini vermiş. Hangi mahkemede ne demiş? Nasıl şeylerse neyi öne çıkartmış? Nazm-ı Mani'yi çıkarmış. Ötekisi ebcedi çıkarmış. Ya acayip ya. Ben bir sağım var. Beni yetiştirmeye vesile olan Rüştü abiyle bile farklı meşrebim var. Sosyoloji, laikalara hakim, insan sosyolojisine hakim. Yani laikalar hakikaten yüzü beraber yetiştirmiş. Tamam bize de yansıtmış çok şükür. Laik okuyorum şimdi. Bu laika. Ama bende meşrep itibariyle, tecelli eden esma itibariyle gaybe doğru geçirmiş yani. Gayb, enfusi melekut tarafları böyle. Mesela dedim ya çok şükür ya kafanın Cenab-ı Hak bana da bir hisse vermiş. Bu kafanın haritasının çıkmasına, çok şükür ustadın o hakikatin çıkmasına bir derece belki bir damla bir mütevazı etmiyorum ya. Allah biraz nasip etmiştir dedim ya. Gene o ikram etmiş. Yani dimağın ortaya çıkmasına bir derece, bütün hayatım bu olmuş. 50 küsür sene ya. Bütün hayatım. Başka bir meziyetim yok. Ya ben nasıl derim ya bu Umman Denizi'ni ben de bunu biliyorum ya. Meşrep. Yani beraber kaldığımız arkadaşlar var. Bugün beraber aynı şeyi düşünürüz ama çok iyi biliyorum 40 yaşlarından sonra veya ben vefat ettikten sonra hepsi farklı meşrepte olacak. Ya farklıyız ya. Şimdi fikir niye din olmuş? Yani herkesin ayrı bir cevabı var bunun hakkında. Ben şudur demem yani. Niye din olmuş? Kâ abisinden, hocasından almış. Kâ işte kendini beğenmekten olmuş. Kâ bir sürü şeyler var. Kamil olmak kolay mı ya? Yani bir sahabeler mesela gıybet etmiş. Gıybet edilmiş. Baktım. Hasan-ı Basri kendisini gıybet edenlere baklava göndermiş. Ebu'l-Hasin'in Şazili başka bir şey yapmış. O yapmış, bu yapmış. Meşrep itibariyle belki 10 kişinin şeyini okudum. Yani bunlar gıybet edilince, küfür edilince ne yapmışlar dedim. En çok kafama, benim meşrebim itibariyle, bugün de söyledim değil mi Sümele abi? Hangi sahabeyi söyledim hatırladınız mı? Halid bin Velid. Halid bin Velid'e demişler ki seni gıybet ediyor demiş. Hasan Başarılı da demiş yani. O öyle mi ya benim pis günahımı almış. Yani benim günahımı aldığı için baklava göndermiş. Bir şey hafif bilmem ne yapmış. Halid bin Velid benim meşrebim o kadar uygun ki bu konuda ama. Demiş ki gıybet etmiş. Hiç demiş ki herkes kendi boş sayfasını yazıyor. Küfür etmiş. Demek karakteri bu. Poşetinde bu var. İsa Aleyhisselam'a da küfür etmişler. Geçerken havariyle demiş ki yanında bir şey demeyeceğin mi? Ey Allah'ın peygamberi. Herkes kendi yanındakini verir diyor. Görüyor musun? Hiç manatam almıyor. Küfür ediyor ya. Yahudi kan. Herkes kendi yanındakini verir diyor. Biliyorsunuz bu Yavuz Sultan Selim'le İran Padişahı İsmail. Ne İsmail'di? Şah İsmail. Ondan sonra Şah İsmail affedersin özür dilerim. Pisliği kutuya koymuş göndermiş. Pislik ya insan pisliği. Oradan ne gelmesi lazım? Bu cinsten bir şey cevap gelmesi lazım. Yavuz Sultan Selim'de bunun ayrı bir paket bunun dışında lokum şey yapmış. Osmanlı lokumunu göndermiş. Doldurmuş güzelce neden. Göndermiş ama mektubunda da yazmış. Herkes kendi yanındakini verir. Kendinde olanı verir diyor. Benim elimde tatlı var. Anladın mı? Yediğinde ikram eder demiş abi. Ha! Sen biraz şey yaptım. Herkes aynen öyle. Kendisi ne varsa yanında işte o. Yap, ondan verir, ikram eder. Ben yediğim buydu diyor. Demek. Tabi değil mi? Ya Allah Allah. Ya bambaşka ya terbiye ya. Dünyada en tatlı şey nedir biliyor musunuz? Bak cinsellik de zannetmeyin. O fani ve geçicidir. Daimi ve her daim ülfeti olmayan geçmiş geleceğiyle beraber geçmişi de düşünsen elem vermeyecek, gelecekte de vermeyecek. Dünyada en tatlı şey ahlaklı insanın tadıdır. Ahlaklı insanın tadına doyulmaz.
geçmişte de düşündükçe onunla, vay be, ne şeyimiz vardı be. Değil mi? O zaman balığa giderdik. Abdullah çıktı bak Tokat'ta, şimdi gitmiş. Sakarya'ya gitmişiz onunla, değil mi? Vay be, bak tatlı bir hatıra var. Ama bir arkadaşla günah yaptık. Vay ulan, nereden tanıdım onu ya? Ahirette de öyle. Dünyada en tatlı şey ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Her şeyde ya. Çok şükür. Ha başladı. Ne kadar var akşam abiler? 20 dakika. Oo 20 dakika. Çok güzel. Daha planladığımın 3'te 1'ini yapamadım. Biraz düz okuyayım. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak. Bazılar meşrep var ya bizde gibi, benim gibi. Evhamım var, tahammülüm pek yok. Var ya, ulan basacaklar, şey yapacaklar, şöyle yapacaklar, korona şey yapacaklar, ön tam. Evhamlandırmak, hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın, şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakarane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zararı olur. Çünkü pek az bir sarsıntı Denizli'de nokta 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 gibi hocaları yabanileştirdi. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmeti Kur'aniye ve imanimiz iktiza ettiği halde. Halil burada mı? Almanya'daki Halil. Burada galiba. Halil uyumuyorsun değil mi abi? Bak, buna ait bir örnek vereceğim onunla alakalı. Bizler bak birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye... Uyumuyorum. Bak şimdi. Senin bana anlattığın için bir şey yapacağım. Buna örnek vereceğim bak. O şahit şimdi. Bizler, metni okuyorum, örnek vereceğim. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde. Canımızı veririz değil mi? Laf mı? Bak Almanya'da bir vakıfın, orada hizmet eden vakıfın, yanlışım varsa düzelt, sen anlattın bana. Vakıf böbrekleri gidiyor. Ne kadar demişler? Birkaç ay işte yaşar ve yaşar, şöyle demişler. Kalkmış bir tanesi, kalkmış bir nurcu, ben o kadar hizmet edemiyorum, bu vakıf hizmet etsin diye kalkıyor. Neseben akrabası değil, bilmem nesi değil, kalkıyor ona böbreğini veriyor. Galiba kendisi değil mi Halil? Bak bu kadar. Böbreğini bir tanesini veriyor. O vakıf abimiz herhalde benden de yaşlı, hizmet ediyor. Bu abi de bak derste. Şimdi bu böbreğini veren neseben kardeş midir? Bir de okuyayım o zaman şimdi bunu. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde. Bak canlı yayında. Böbreği veren. Niye vakıf? Bu hizmet ediyor demiş. Böyle o kadar örnek var ki. Sedat burada mı bilmiyorum. Erzurum'da. Diyor ki ben edemiyorum diyor. Falan bir abiye. Koşturuyor, hapse, şunlar bunlar. Ömrümden diyor, bilmiyorum bir sene mi, beş sene mi ne vermiş. Ya kardeşim öyle niye söylüyorsun dedim ben de ona. Bu akıl verdim ya. Demek ki bu yaşanıyor nurcularda. Bu temenni değil burası. Olmuş ve oluyor. Bak bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye hizmeti Kur'an'a ve imaniyemiz iktiza ettiği halde. Böbreğini veriyor. Sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Görüyor musun? Şeye dedim ya, İbrahim var ya bizim, misis. İbrahim dedim, bu pilavı kim yaptı İbrahim? Abi yaptıysa, iyi olduysa abiler yaptı. Kötü olduysa abi affet ben yaptım. Aferin lan çok iyi oldu dedim ya. Tamam abiler yaptı diyor. Tamam kim yaptı lan?
Şimdi niçin söyledim? Kusur olsa tevazu ve teslimiyette kusuru kendine alır. Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Peki niçin birbirimize itiyoruz? Bir, sıkıntıdan. İki, başka şeylerden gelen titizlikle. Ya ailevi sorun olur, ya biyolojik sorun olur, ya birisi dolmuşa getirmiş. Dolmuşa getirmiş. Ya benim gibi bir adamın etrafında 2-3 tane çemberi varsa, yanlış telkin ediliyorsa, ulaşamıyorsanız, benim etrafımda bir daire var. Beni dolduruyor. Bir de onun dışında bir daire var. Gir de bakalım bu daireleri nasıl yırtacaksın da ulaşacaksın bu adama. Bir sürü şeyler duyuyorum. Ben bunu adama nasıl diyeyim? Öyle işte başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil. Böbreğini veriyor ya adam. Böbreğini veriyor. Vakıfa veriyor. Bu adam şimdi buraya girmedim. Lüzum olsa ki var, ruhunu feda etti. Canımı verdim dedi. Ben nasıl edemiyorum hizmet? Hizmet edene. Ya nasıl bir ruh? Nasıl? Ya geç o şahıstan. Nasıl bir terbiye etmiş Risale-i Nur ya? Bir de diyor ki, diyorlar, Risale-i Nur acaba bizi terbiye ediyor mu? Bak ne hale getirmiş ya. Burada geçiyor 13. lemada. Şey okuyacağım onu da şu anda. Risale-i Nur acaba beni terbiye etti mi diye şüphelendirmesin. Şaşırma Abdülkadir, sen de yaparsın. O kadar yapamazsan daha iyisini veya daha aşağısını ama mutlaka bir şekilde yaparsın ya. Yaparız. Ben eve ekmek zor götüren zatın dershaneye aidat ödediğini biliyor. Abdullah da bilir. Tepecik'te Mahmut abi. Çimento fabrikasında en toz. Her tarafı toz. Ağrılı abi. Eve ekmek de götürebildiğini bilmiyorum. O kadar fakir. Yani dershane vermiş ya. Tepecik'teki dershanenin temeli o. 1985. Orada nöbet tuttum. Onun dersen verdi. O kadar fakir adam. Soğanla ekmek yiyor. Bu tabir değil. Yiyor yani. Öyle alışmış. Şimdi var Mahmut abi niye yemiyorsun dedim. Öyle alıştım artık dedi. Şey yapamıyorum. Şimdi şey, yemek zorlanıyor. Soğan ekmek bana keyif veriyordu. Her görüşte şöyle diyor. İyi bayramlar. Mahmut abi nasılsın diyorum. İyi bayramlar. Ya adam gibi adamlar ya. Gurur duyuyorum ya. Abilerimle gurur duyuyorum. Vallahi gurur duyuyorum ya. Ondan önce birisi vardı. Ziyaettin abi. Tepecik'te süt satıyor. Evi üstte, altı ahır. Ama bir tarafta ot. Ders yapılması lazım. Yok imkan. 1980. O otu çıkarıyor balyayı. Bu tarafta tahta var. Sığır. Ders yapılıyor. Usta abiyle. Sığırın seslerini duyuyoruz. Affedersin bıraktığınız top diye sesi de duyuyoruz. O samanlıkta ders yapıyor. İlk. 81-82'lerde. Ondan sonra Çatalca'ya sıçrıyor oradan dersler. Bunu başlayıp dersi kim devam ediyor? Sabahattin abi. Şimdi Kurdoğlu abinin grubunda o. Fabrikadan yaya geliyor Tepecik'e dersi yapıyor. Dolmuş para mara yok. Tepecik'ten Çatalca'ya yaya gidiyorlar. Bir defa değil, her defa değil, her hafta. Mahmut abiler yaya Tepecik'ten Çatalca'ya yaya gidip yaya geliyor. Ben para yok. Biz Rüştü abiye dedim ki bana bir bisiklet al. İstanbul'da gitmediğim ilçe kalmayacak. Bir bisiklet al yeter dedi. Yok, yok dedi. Fındıkzade'de 1985'te kalıyoruz. Mecidiyeköy'e Fındıkzade'den öğleyini kılıyorum. Akşama yaya ancak Mecidiyeköy'e yetişiyorum. 3 tane ders olurdu. İmani ders, laika sonra müdafa. Birinci dersten sonra çıkardım. Ancak 1'de 2'de yaya Fındıkzade'ye gelirdim. Yaya. Yok, imkan yok. Yani yapılmış çok şükür ya. Risale-i elhamdülillah. Hep bütün abiler böyle ya. Herkesin hayatında, sizin hayatınızda yok mu? Ben bilmiyorum da misal vermiyorum. Çok şükür ya. Onun için kendinizi de o görmeyin elhamdülillah. Nur talebesiyiz ya. Allah'a ne kadar şükretsek azdır ya. Elhamdülillah iyi ki bizi bırakmamış. Biz kendimizi terbiye edemeyiz ki. Ha, terbiye ediyor şu anda. Ömer dükkan kapatmış gelmiş. Yusuf abi. Yani ne kadar nimet ya nur talebesi olmak. Çok şükür ya Rabbi ya. Hafsalam almıyor. Efendim abiler ezana kadar okuyacağım. Polat da ezanına kadar. Ha bu akşam gece 11
canlı yayınımız. O enfusi ders ayrıdır, onu da diyeyim. Bu Polatlı dersidir. Biz ise 498 veya 99. 98'den mi okuyayım biraz? Bu dünyada, düz okuyayım ki zamanımız var. Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakitlerindeki dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve-i maneviyesini takviye etmek, fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılarına merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhurevi uhuvvet, gücenmek ve tarafgirliği kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatımı ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz. Belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki 8 gündür nurun iki rüknü zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan emniyetsiz hadisenin, Refet abiyle, Hüsrev abiyle biraz meşrep sıkıntısı, bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle eyvah, eyvah, elaman, elaman, ya erhamur rahimin, medet, bizi muhafaza eyle, bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Mesela akrabalar, babalarımız kavga ettiği zaman çocuklar onu gütmüyor ki, değil mi? Amcasıyla gidip bayramlaşmada elini öpüyor, akrabasına gidiyor. Yani babam bununla kavga etti diye biz kavga mı ediyoruz? Yok. Abiler arasındaki sıkıntıdan dolayı da abilerin meşrebinde olanlara küsmekte olur mu? Aynı kanun. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim, bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Siz de bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadise pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hedekasına gelen bir saç bir zerrecik dahi incitir ve bu noktada ehemmiyetlidir ki maddi üç patlak ve manevi üç müşahedeler tam tamına haber verdiler. Şimdi 499, onu okuyayım. Sobamın ve feyzilerin ve sabri ve hüsrevin iki su bardakları parça parça olması. Bak, soba ikiye ayrılmış. Başka Feyzi, Mehmet Feyzi abi, Sabri abi, Hüsrev abi. Meşreben çok farklılar üçü. Onların da bardakları gitmiş aynı anda. Su bardakları patlıyor. İki su bardakları parça parça olması dehşetli bir musibet geldiğini haber vermiştiler. Evet, bizim en kuvvetli nokta istinadımız para, servet ve alim olmak, iyi ders yapmak, koşturmaktır. Niye güldünüz? Demek ki bizim en kuvvetli nokta istinadımız olan hakiki tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak. Peki münafıkları nasıl mağlup edeceğiz? Türkiye'de benim ilk bindiğim şeyler arası otobüs, Mercedes'ti. 302 değil mi? Şeyler arası otobüs. Böyle niçin dedim? Artık kafanızdan şu anlar 302 ayrılmaz. Ey İbrahim doktor, 302 de şey ayrılmaz. Bak münafıkları ne yaparmış? Nur talebeleri 302 otobüsten kalsın. Hadi bakalım 302. Ustad diyor ki, münafıkları diyor mağlup edebilmeniz için şunu yapın diyor.
sizin servetiniz, ilminiz ve kariyeriniz masonların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. Demiyor. Ne diyor? Sizin sebat ve metanetiniz masonların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. Yani böyle en ufak şeyde sarsılmamak. Metanet de şu, zorluk görünce Bakara suresinde dediği gibi, münafık bahsinde geçiyor bu ayet. Topukların üzerine geri dönüyor. Ya ben bu işte yokum. Niye gelmiyorsun derse, ya işte böyle oturuyorsunuz da bunu yapıyorsunuz, böyle dediniz de bunu şey yaptınız. Öyle yaptığın, öyle sana yaptığı, devlet yaptığı zaman hastanesini terk ediyor musun? Niye camiye gitmiyorsun? Hazreti Ali burada yaralanmış. Hazreti Ali de evde ölmüş. Niye evde yaşıyorsun? Hazreti Ali camide yaralanmış. Hazreti Ali elbisenin içinde yaralanmış. Elbiseyi niye giyiyorsun o zaman? Bahanemiz acayip. Demek ki sebat ve metanetiniz masonların ve münafıkların bütün planlarını akın bırakıyor. Görüyor musun? Ne yapacağız abi? Sebat edeceğiz ve metin olacağız. Yılmayacağız. İnsanlara, kardeşlerimize, eşimize, bize kendimize, ilk önce kendimize, sonra aile efradımıza, sonra hizmetteki kardeşlerimize, üç cihette bakacağız. Beşeriyetini unutmayacağız. Sonra ubudiyetini unutmayacağız. Sonra vazifedarlığını unutmayacağız. Beşeriyeti nedir? İnsanız ya, kadındır, erkektir, dündür, bugün şekeri vardır, tansiyonu vardır demiş diyecektir. Ubudiyeti var, Allah'a karşı bir saygınlığı var, Allah'a karşı bir yeri var. Bilmiyoruz. Ne halinde bulunayım? Ya Allah'ın dostuysa, Allah'ın dostluğuna düşman olmak doğru mu? Bir de İslami duruşu var ya toplumda. Efendim 345 13. şu adam 345 Polatlı'da ezan okunmadıkça sizi bırakmıyor. Elbette bize lazım kemali teslimiyetle sabır. Sabır, metanet, tesanüt, birbirinin kusuruna bakmamak hep bunları sermiş. Bak diyor ki, elbette bize lazım kemali teslimiyetle sabır, temkinde bulunmak. Temkin şu, şimdi çok kalleştir bu tabir, acaba uygun mu bilmiyorum. Ocağa koyarsın sütü, tamam mı? Böyle beklersin, beklersin, beklersin. Biz bu kadar söyledim. O evladım demiş, biraz kalleşe benzer bu süt. Arkana dönmeye bakmaz demiş. Beklersin, beklersin. Bir döndü, bir duman eder. Ocak mocak gider diyorsun. Tamam mı? Sütün bir anda kabarmasına öyle derler. Yani temkinde bulunmak, süt gibi kabarmamak. Tamam mı? Temkinde bulunmak, bir daha. Bize ne lazımmış? Kemali teslimiyetle sabır. Sabır. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım bekleyin diyor Kur'an'da. Değil mi? Allah'ın ayetinde geçer. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım bekleyin. Bir kemali teslimiyetle sabır. Teslimiyet yapma gerekeni yapmaktır. İslamiyettir. Teslimiyet seleme. İslam. Sabır. Doğru yaşayacağız. Süt gibi kabarmayacağız. Temkinde bulunmak. Bilhassa İnkısara hayali düşmemek. Ya öyle mi ya? Eyvah bitti. Ki hatıra var. Rüştü abiden duymuştum. Zübeyir abi ustada sormuş. Zübeyir abinin yanında büyümüş ya Rüştü abi. Sormuş. Ben üçüncü nakilciyim. Zübeyir abi ustada sormuş. Zübeyir abi Rüştü abiye söyledi. O da bana söyledi. Ustadım dedi. Zındıklar farz-ı muhal muvaffak olsalar, bütün kitaplarımızı elimizden alsalar ve imha etseler, hepimizi dağıtsalar ve sen ve ben kalsam, kalmış odada, ne yapardık diyor, ne söylersin abi, ustadım demiş. Ustad hatırlarsınız ne demiştir? Zübeyir bir çay yap, yeniden başlıyoruz. Çay koy, yeniden başlıyoruz. Ümitsizlik hiç yok. Ne dedi? Bilhassa inkısara hayale düşmemek, bazen ümidin hilaf-ı zuhuru ile meyus olmamak, ümit ediyoruz ama hilaf, hilaf-ı zuhur, farklı bir ortaya çıkış oldu. Meyus olmamak, muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak,
Olmuş, o gitmiş, o gelmiş, orası olmuş, bu dershane ayrılmış, şöyle mi? Ya fırtına, bak yahu. Sarsılmamak, evet geçici inkısarı hayal, ehli dünyada kuvve-i maneviyelerini ve şeklerini kırar. Fakat meşakkat ve mücahede ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i Nur şakirtlerine inkısarı hayal, gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lazım geliyor. İnkısar hayal istediğimiz gibi olmamışsa, hizmet bilmem ne olmamışsa ehli dünya çöker. Bizimle alakası yok der. Niye? Bak diyor. Evet gerçi inkısarı hayal ehli dünyada kuvve-i maneviyelerin ve şeflerini kırar. Fakat bizde öyle değil diyor. Meşakkat bizde. Zaten mesleğimizin, hizmetin hamuru bu. Padişah yazmış ya. Sultan oldum, padişah oldum, üç kıtaya hükmediyorum. Niçin bu gitmez gam kederim? Vezirlerine sormuş. Padişah sormuş. Yavuz, kıtalara hükmediyorum. Sultan oldum, niçin gitmez gam kederim? Niye her zaman sıkıntıdayım ya? Niye sıkıntım gitmiyor? Padişah oldum ya. Her emrettiğim oluyor. Ne demişler? Hatırlayan var mı? Çünkü diyor, gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Onun üzerine oturuyoruz. Gam turabi, turab. Gam toprağı. Bizim toprağımız gam, gam. Dünya gam. Gam toprağı, gam turabiyle yoğrulmuş bir bedendir bu. Ondan, kardeşim burası darul hizmettir. Ücret yeri değil ki. Tamam. Baktım. Fakat meşakkat ve mücahede sıkıntıların altında inayet var. Mesela herkes kendi hayatında vardır. Sen bugün burada olman, bu dersi dinlemen, nur talebeleri olman. Yani bir bak bakalım bu sonuca göre bu sebep, o makul sebep uygun mudur? Yani bu nurları tanımana sebep olan şartlara bir bak bakalım. Şu dünya ve ahiretini cennete vesile olan Risale-i Nur bu sebebin sonucu mudur? Hepimiz bakalım nurlar nasıl tanıdık? Ne kadar basit sebep ya. Abdülkadir hadi gidelim dedi. Yani, kırmayayım şunu ya. Gelmişiz. Bir baktık Allah. Biz mi seçtik? Bu neyi gösteriyor? Sıkıntılar altında inayet. Bu inayettir. Ve rahmetin iltifatlarını görün. Görmek lazım. Görmemiz gerekiyor. Bak meşakkat, mücahede, sıkıntılar altında inayet. Allah'ın özel yardımını ve rahmetin iltifatını gören Risale-i Nur şakirtlerine inkısarı hayal, hayal kırıklığı, gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lazım geliyor. Yani istediğim gibi olmadı. Daha fazla. Misal vereyim. Malum benim başımdan çıktı. Çıktığı akşam, perşembe günüydü. Belki de Abdullah doğruydu. Arkadaşlar da şahit. Çıktığı gün, çıktığım zaman perşembe günü derse katıldım. Tepecik'te. Sen var mıydın şey? Sultanbeyli'ydim. Sen neredeydin doktor var mı? Evet. Yani çıktığım akşam Tepecik derse katıldım. Biz oradaydık abi işte. Orada mıydın? Ha. Derse katıldım. Tepecik'te miydin? Geldik ya sabah kahvaltısına geldik ya senin çıktığın gün akşam. Ha işte o akşam derse katıldım. Yani şu sıkıntılar altında inayet ve rahmet ile iltifatını görmek. Ya iltifat bu ya. Allah seni de adam yerine koymuş da güya benim davam uğruna biraz sıkıntı çek. Biraz öyle şey yap. Biraz ise lan ben kimim? Ya bu Allah, Allah kim ya? Allah'ın davası ne ya? Onun adına güya ya karşılıksız çek, senet vermedik. Hepiniz bakın, o kız kaçırmadık diyor, bilmem ne yapmadık, kavga gürültü. Ne ben bu sıkıntıyı niye çekiyorum? Yani güya adamız da Allah güya sırtımıza koymuş bunları. Bu iltifatları, bu sıkıntılar iltifatmış. Vay Ömer! İltifatlarını gören Risale-i Şakirtlerine, inkısarı hayal, heç, pasçal çağın onu, heç. Gayretlerini, ileri atılmalarını, ciddiyetlerini takviye etmek lazım geliyor. Bizim bir tane Erzurumlu Fen hocası vardı ortaokulda. Ulan ders çalışın diyorum. Hiç. Ders çalışın. Hiç. Onun için
Pascal kanunu haç derdi böyle. Pascal kanunu çalışın diyor, umayaç diyor. Şimdi Risale-i Nur talebeleri sıkıntısı olmuş, mücahide olmuş, bilmem ne olmuş, haç. Abi mesela gayrimeşru hayatında adam hırsızlıktan cezaevine giriyor, dışarı çıktığı zaman der ki hayırdır ben bunun cezasını yattım der. Neden? Ben bunun cezasını yattım hayırdır yani bir rütbe almış gibi böyle. Allah Allah abi gayrimeşru. Ondan sonra malum bizim şeyden dolayı adam hırsızlıktan girmiş, adam diyor ki ya diyor kaderi mahkumuyor. Ona kader mi lan seni hırsızlık yapın? Evet abi. Kaderi kaderi. Şimdi size de bir şey okuyacağım böyle. Yani ya biz de şeyiz de. Niye birbirimize böyle bazen sıkılıyoruz? O da nimettir ha. Ya Rabbi senin davan adına ben de biraz şey yaptım. Sıkıntı çektim. Duyardık değil mi ezan olsa? Tamam. Şimdi bir yer okuyacağım. Bakayım. En son evvel ustad sağ olsa ne yapardı? Ne derdi bize? Onu okuyorum kesiyorum. Sayfayı bilen var mı? Ustad şimdi sağ olsa ne derdi şimdi? Ha Abdülkadir. Kaç? O kadar kafa kalmamış ki. Kafam olsaydı bu sayfayı bilirdim. Evvel ahir tavsiyemiz diyor. Hadi bakalım kim söyleyecek? Kahramanlık unvanını vereceğim. 312. sayfadaymış. Usta şimdi sağ olsaydı şunu derdi ve kapatıyor. Evvel ahir tavsiyemiz. Nurculuğun başından sonuna kadar dediklerim ve diyeceğim son diyor. Evvel ahir tavsiyemiz. Raşit. Tesanüdünüzü muhafaza. Tesanüt, acele edeyim Mehmet Çavuk. Tesanüt bir olmak değil mi? Dayanmak. Ama nereye? Tesanüt senetleşmekten geliyor. Akitleşmekten geliyor. Ehli dünyaca protokol diyorlar ya. Yani laikalar üzerine ittifak etmek. Yani bir kural, bir sistem, bir emirler merkezine bağlılıktan gelen birlik. Tesanüt bu. Yani akitleşmek. Tesanüdünüzü muhafaza, laikalara sahiplenmek. İki, enaniyet ve benlikten, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz, kendinizi koruyun. İçinizden geçer. Zeytin'le bir kardeş vardı, gördün değil mi? Abi yani içimde şey geliyor diyor. La kardeşim yaptığımız şeylerde kin olur, nefret olur, şehvet olur, güzel olur, rekabet olur. Şey içimizde olanı, menfi şeylerin çıkmaması değil. Çıktığı halde. Şurada bak ya bu hizmeti nasıl yapıyor? Aset ediyorum. Abi ben mahvoldum. Hayır. İçinden bunlar çıkacak ama bununla amel etmeyeceksin. Küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz. Ne demek? İçinden çıkan nefret, öfke, adavet, kin olduğu halde kardeşim nasılsın ya? İyi misin? Onunla amel etmemek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Küçük cihattan Bedir ve Uhud gibi yerde büyük cihat o. Yarın sonra savaşa mı gidiyoruz? Bunlar küçük. Yani yaşamak, ölmek şeydi, cihat. İşte imanı kazanma ve kaybetme davası işte nefis. İşte arkadaşlar böyle bir içimizden vesvese, vehim geldiği zaman, vesvese, vehim geldiği zaman at kendini, yapını, dünkünü, ya sonra kendini demek ki olan ben rezil insanım ya. Bunlar bana niye geliyor deme. Çünkü o sistem var sende. Seninle alakası yok. O adam o. Bakayım bu oltayı yer mi diye sana yem atıyor. Bana da geliyor. Bak onu. Bak tam bir fırsat. Al onu. Tam mesela Kırıkan'daydım. Böyle büyük bir para teklif ettiler. Çok büyük para ama beraber çalışalım dedi. Bana masondular. Ondan sonra ama o kadar o zaman parası ile ki zeytin ya zeytin var soframda ya peynir var. İkisi bir arada yok. Fakirlik. Üstüne böyle dedim ya bisiklet alsam ben İstanbul'a gitmedim ilçe kalmaz dedim yok. O zaman da sana büyük bir para teklif ediyor. İçim diyor ki al onu istediğin gibi yaparsın kaldırırız. Yok işte öyle değil. Demek ki içimizden geçen o al diyen var ya dediği halde yapmamak. At kendi murdan aşağıya dediği halde atmamak. Vur ozunu payını diye içimizden geçtiği halde hayır yapmamak. Kemalat bu işte. Ama bunu bilmesen, vay be ne kadar alçağım ben ya, içimde bak neler geçiyor. Bunlar geçer mi ya? Geçer kardeşim, sen insansın. Ne demek?
Camiül ezdatsın, zıtların cemisin be kardeşim. Sen melek misin? Melek de onlar olmaz. Peki ben iyiyim. Kemalat tarafı var mı şeytanın? Yok. O da tek boyut. Melek de tek boyut. Hayvanın melekliği var mı, şeytanlığı var mı? Yok. Hayvan. Ne melek tarafı var ne şeytan. Biz ise melek tarafımız var, şeytan var, hayvanlıklar var. Var da var. Olmayan hiçbir şey yok. Her şey var. Bütün pisliğin detayına kadar. Bütün iyiliklerin detayına kadar hepsi var. Evet, bir daha. Tesanüdünüz muhafaza. Enaniyet. Benlik, rekabetten tahaffuz, itidaliden süt gibi kabarmamak, ihtiyat. İhtiyat herkese göre farklı olur, konumu farklıdır. Bana göre ihtiyat ayrı, sana göre. Yani benim yapıp söyleyeceğim şeyleri sen deme, yapma. Seni yapacağın diyeceğini ben diyemem, ben de yapmamam lazım. İhtiyat, yani yapabildiğin gibi yüklenmek. Yapamadığın şeylere de itham etme. Burada kesiyorum. Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Hizmet iman eden ya Rabbi bizi ayırma. Allah'ım, o kadar kusurlarımız var ki beşeriyetten dolayı. Ya Rabbi, beşeriyetimize bakıp inayetin, ikramın, ihsanın olan hizmeti imani Kur'an'ı elimizden alma. Allah'ın hatırına ya Rabbi, bir daha Allah'ım, beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı İnayetin, ihsanın, inamın ve ikramın olan bu hizmeti imaniye Kur'an'ı elimizden alma ya Rabbi. Bizi ve bizi sevenleri, hizmeti Kur'an'ı imaniyede olanları, hatta bütün Müslümanları semavi arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytanların şerrinden hıfz-ı emin eyle ya Rabbi. İnsanların akıllarını ve kalplerine Risale-i nakşeyle ya Rabbi. Merak uyandır ya Rabbi. İhtiyaç hissettir ya Rabbel Alemin. Nur talebelerini Firdevs-i Cennet'e mesut kıl ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha-tı mâsselavat. 52 farz değil, 54 farz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Düzelt. Tabii ya. Ondan sonra inşallah bundan sonrasını devam edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ki Allah nasip etti hepimize Risale'yi. İyi ki. Ben de ilk varsın. Allah sizin başınıza bereket versin. Estağfurullah. Ya, yani bu tanımasak ya. Yani olumsuzu sakın düşünmeyin de, tanımasam ne olur diye, ne olur rica ediyorum, sakın düşünmeyin. Ama yani ne yapacaktık yani, bir fark, bir hangi cemaattan olursa olsun ya, mesela adam Mahmud Efendi'yi tanımış, şunu tanımış, menzili tanımış, yani iyi tutunmuş yani, ne şükür yani, çok şükür ya Rabbi ya. Ben de buna tutundum, gidiyor. En azından dünyada rahat mıyım kardeşim, rahat. Ahirette ve Allah'tan, Allah ile, ahiret ve Allah ile ümitli miyim? Ümitliyim elhamdülillah. Tutulmuşum. Yani rahatım yani. Neticede bu. Çok şükür ya. Nasıl şükredeceğimi de bilmiyorum. Elhamdülillah. Selamünaleyküm.